Dığının dığısı. Nasıl soğuk arkadaşlar. Bak ben buna bere verdim. Bere taktım. Bunların yakışıklılığı gidecek diye, birinin saçı bozulacak diye takmıyorlar. Dün doktora aradık. Ulaşamadık kendisine. Yani hastaneye ulaştım da kendisine ulaşamadı. Zaten şöyle birkaç gün var yani, zannetmiyorum herhalde. Yılbaşından sonrasında yılan hikayesine dönecek iş. 4 gün kaldı. Ne? Ay köpeğe bak. Ay ay. Aman. Onlar da yer çalışmış. Şuradan göndereyim. Geç giriyorlar bak. Ha, çok şükür. İçeri girene kadar bakıyorum valla. İrem geldi, heyecanlı heyecanlı anlatıyordu. Hatice gene. Uzandık buraya. Hadi bakayım anlat. Hadi. 100 aldım galiba diyor dinden. Hakkı da olmuş bugün sınav. Ben çok güzel bir puan aldım. Biz hoca çalışma kağıdı vermiştik, fotokopi. Orada çalışıyorduk. Ondan sonra ben de artık o kadar kolay geldi ki namazları falan o kağıttan ezberledim. Şıkların neredeyse hepsi aklımda şu anda. Hoca ben zannettim ki bazıları çıkacak, hoca ekleme yapacak sınavda dedi zannettim. Ama aynılar orada çıktı. Ben daha okumadan sonlarına baktım hangisi değildir falan yazınca. Hemen işaretledim, şuralarda falan boşluklar kalmıştı. Sonra arkasına geçtim. Sonra boşlukları da doldurdum. Sonra hocaya dedim ki hocam bitirenler ne zaman niye getirsin? Niye okumuyorsun? Hani çok kolaydı çünkü. Garanti diye bakarsın. Ya yanlış çıkar okuyacaksın yine de. Yok yok şu an. Müzik hocasına söyledim hocam ne zaman getirelim diye bitirenler. Hoca bana böyle bakıyor. Bitirdin mi diyor. Ben dedim ki bitirdim hocam dedim. Hoca dedi ki nasıl bu kadar çabuk bitirdin diyor. Tam orada kalsın sonra getirsin dedi bana. İlk önce sınıfta ben bitirdim biliyor musun? Anne inan ki 20 saniye sürdü bitirmem. Gerçekten 20 saniye. Ama İrem çok çalıştı hafta sonu. Başka ne sınavı oldu? Başka yokmuş. 29'unda var. Arapça mı? Arapça hangisi dur bakayım. Yarın 29'unda. Hakkı geç bakayım ablanın yanına. Vakit geçiyor. Şimdi ikisi de evet, din dersinden sınav oldular. Evet. Hakkı da oldu. İrem de oldu. Yine Hakkı'nın bakayım. Belli olmuş sonuçlar. Hakkı kaç tane soru çıktı? 20 tane. Tamam. Ne sorular çıktı? Bilmiyorum ki. Oynatmayın yatağı, telefon sallanıyor. Bilmiyorum ne sorular. Bilemediğin çıktı. Hangi soruydu? Ada kurucu mu? He. Fidye mi fitre mi hangisi? Ya bir tane şey var, soru var. Buraya bak. He. Ama aklımda kalmadı. Söyledim sen zaten. Şeydi ya. Kaza mı? Hani Peygamber Efendimiz'in kaza orucunu sordu dedim. Ya birisi bilerek orucunu bozarsa onun yerine 60 gün oruç tutmak zorundadır. Evet. Onu yapamazsa mecburen fidye denilen şey yapmak zorunda. Yani her gün bir kişiye yoksul birisini doyuracak ya da para verecek yetişene kadar öyle doyuracak. İşte 60 gün mü? Evet. Aha. 60 gün boyunca mı? 60 gün tutamazsa bir yoksul birilerine yardım edecek fidye. Evinde yemek verecek ya da şey yapacak. Karnını doyuracak. Tamam sen doğru olanı işaretledin mi onu? Evet. İşaretlemediğin hangisi yanlış yaptın? Peygamber Efendimizin şeyi neydi? Adak İftar sofrası mıdır? Oruç şeyi, oruç duası onu yapamadım. Onu mu yapamadın oruç duası mı? Ha. Ezberlemedim ya ben oruç duasını. Okumadın mı sana o gün oku dedim ben. Okumadı. Hayır İrem. Bu okutmadı ki çalıştırmadı dedi ne bu. O yüzden sen niye yok, okuman yazman yok mu? Niye okumadın kitaptan alıp? Söylüyor ya İrem hangisi olduğunu. Peygamber Efendimiz'in oruç duasından bahsediyor. Hani Kulufallahu şey değil mi? İhlas suresi o İhlas. Kulufallahu. Bak kaç kere söyledik sen unutuyorsun. Sonuca ya, gelelim. Benden akşam güzel okudu. Tamam mı? O ne diyor İrem? Kılıf yaptım. Allah'ı. Kılıf Allah'ı.
Ne kılıfı be? Kılıf Allah'ın diyor hakkı. Ne? Diyorum ki duanı. Duanı ezberledin mi? Kaç sefer söyledik İlahi Suresi. Ne diyor biliyor musun? Bileceğim mi? Bak yatağı hadi oynatmayın. Telefon benim oynuyor. Dur. Benim aklımda nasıl kalmış? Ne diyor biliyor musun? Evet. Kılıf işte Allah'ı. Bileceğim mi belki? Hani benim ya okumuyor diyorum. Duanın ismini öyle söylüyor. Anne. Ne oldu? Benim aklımda nasıl kalmış? B harfi tencerenin kapağı. Sen evet, Arapça ayrı, din dersi ayrı arkadaşlar. Arapça dersinde de şimdi harfleri de yazıyorlar ya. Şimdi şey Hakkı'ya dedim ki ben biliyorum anne dedi, hatırlıyorum. Ben de hiç ihtimal vermiyorum ama. Çünkü sıkılıyor yazılarda falan. Yaz o zaman dedim. Alfabeden dedim B'yi T'yi. O da anne Hakkı diyor ki ben dedi ayağımı oynatma telefon oynuyor. O da diyor ki ben dedi tencere kapağından aklıma geliyor dedi bak. Şu şekilde ya tersciye. Tencere kapağından diyor aklıma geliyor onun dedi şekli dedi. Ondan sonra ama sadece 2 nokta 3 nokta onları karıştırdı. Değil mi? Evet. T'de 2 nokta. Sadece. 3 nokta kalmış aklımda. Sadece şu Elif'in bebek kundağına koyuyoruz öyle oluyor. Ama sonuç itibariyle sınav sonucu İrem kesin yüz gözüyle bakıyor. Hı. Hakkı kaç aldı? 55. Hayır. Ya. Çok. Çok yüz kızartıcı bir sonuç. Şaka şaka benim sonucum daha belirlenmedi. Yalan atma be. Şimdi çekiyorum diye. Valla şeyde aldım. Neydi onun? Gerçi bugün oldu. Bu nasıl sonuçta da gelecek? İlk geldiğinde 48 dedi bana. Valla İngilizceden 48 bak, almışım. Bak çarpılırsın ha. İngilizceden 48 almışım diye. Kaç? 48. İngilizceden 48. Bu tablet belasından biliyorsunuz değil mi? Ne? Hı? Ama çok güzel bir sistem kurdum arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Bir sorun Hakkı'ya ne yapıyorum artık? Çok kötü bir şey. Tableti veriyorum. Veriyorum Allah için ama nasıl veriyorum artık? Çok güzel, bu kuralımdan asla şaşmayacağım. Beni kimse yolumdan döndüremeyecek. Ödevleri yapıyoruz, dersleri çalışıyoruz ama sıkmadan fazla. Ödevleri yapıyoruz, biraz kitaplardan konuları geçiyoruz. Bakın aklımda kalanlara. İnanın bunu yapmasaydım 48'i bile alamazdı. Hakkının çünkü çok vasattı buraya geldiğimizden beri. Maalesef müreftede dağıldı. Şimdi toparlıyoruz artık. Şimdi yaptıktan sonra veriyorum tablete. Ondan sonra biraz tablet. Sonra o gene bir fırsatta hemen saklanıyor. Böyle yerin 7 kat dibine sokuyor. Bulamıyorlar tabii sen ki kimse. Sen onu güvenemez. Ben bak nereye sokacağım. Evet tabii. Ama Hakkı saklarsa ne olacak biliyor musunuz? Komple kapattıracağım interneti. Ben de mobilimden devam edeceğim. Ondan sonra onunla bilecek. Ondan sonra gün içinde aldığın 2 saati de bulamayacaksın öyle bir şey yaparsan. Ya. O yüzden de hem sen mutlu senin olacaksın hem biz. Senin mobilin bitmeyecek mi? Senin mobilin mutlu oldun mu? Bak iyice düşük alacaktın. Şimdi nasıl aldın sonuçları? Hı. Eğer gerçekten çıkmadıysa bak ben ondan umutluyum çalıştığın için. 80 güzel değil mi? Mutlu ya olacaksın. Başarılı olacaksın. Öğretmenlerin seni takdir edecek. Hı? Bak sen de kafan rahat gidiyorsun okula değil mi anne? Hı hı. Ya maşallah. Bak ablan nasıl geliyor sevini sevini. Ablan da çalıştırıyor seni. İrem de İngilizce de süper. Anne ben de şimdi İrem Hakkı'yı çalıştıracaksın. Şimdi. Hangisi gel? Öğretmen ne demiş? Hakkı. Hı hı. Hakkı ne demiş öğretmen? Fenden. Geç Hakkı'nın yanına. Bu da şeyi de Azrail gibi başımda. İrem. 20 tane soru hazırlayın demiş. Hayır, galiba. Hayır yapmam, yapmam yapmam. Ben söyleyeyim. Nasıl konuşuyorsun? Soru çıkartacağım. Yapmayacağım ya. Hı hı. Hadi Hakkı. Aman ben ablamın baş belası. Selamlar saygılar. Babam evde gececi. Aldım. Aman babamla gidelim. Valla dün ben ezogelin çorbası yapmıştım böyle bulgurlu. Şimdi anneme koyacağım gitmeden. Burada bir dönüm patatesli tavuk yapmıştım. Tavuklarını götürmüşler, patatesleri kalmış. Efendim anne. Sana da çorba koyayım mı? Ama içeride. Çıkıyorum ben. Sen benimle gelmiyor musun?
Buraya koyayım, burada ye. Arkadaşlar tam çıkıyordum ki. Migros'tan geldiler. Adam da adres arıyor. Adresi nasıl yanlış yazıyorlar bilmiyorum. Diyorum öteki türlü olsa daha önce gelişlerinde bulamazlar beni. Galiba Meli ablayla konuşuyordu. Hakkı. Tam denk geldim yani. Çıkıyordum. Allah. Şu an poşeti çok fena düğümlemiş lan. Ne sus acaba? Bu bir şey de hindiye benziyor bu. Bu da ona bağlı. Evet. Hindi. Yılbaşı hindisi. Hakkı bakar mısın? Oh, bakın gene çamaşırlarım katlı, görüyorsunuz mu? Öyle kaç posta götürdüm, yerleştirdim. Ondan sonra mutfağa geçtim. Dur dedim pazara gideyim. Bak bu da gelecek. Anam çocuklar da geliyor, öğrenciler ama acaba pustan mı tutuyorlar? Ay şu pazar arabası sesini hiç özetmiyorum. Ay Meli ablayı da yazayım bari. Kadına. Bir bakayım öğrenciler. Yo, nereden geliyor onlar ki? Hava da güzel. Ben şu çantayı önüme takayım pazarda. Ya belime ya böyle çapraz asıyorum. Ay mis gibi hava. Mis mis. Ay İrem de gelseydi iyi olurdu be pazara. Anam dur araba da beni beklesin biraz. Hep ben bekliyorum onları. Soğukta çıkmak ister. Hava güzelken çıkmaz. Aa şurasıydı. Yok. Aa yok. Burada dışarıda da. Bunlara benziyordu o ağzındaki tavuklar ama değildi. Bunlar daha böyle parlak şeyi. Boynundaki bu saçlar mı yeleler mi ne artık. Daha böyle elektrik çarpmış gibi. Hatta annem dedi salıyor dedi. Bak yine civcivleri olmuş etekinin. Ay. Aa nasıl bir garip bir şey bunlar. Köpek de var mıdır bilmiyorum. Aa değişik bir şey bu. Köpekten de tırsıyorum anam. Ay çok değişik bir şey. Çekmek istiyorum size ya. Aa nasıl bir kafa o? Nasıl bir tavuk? Pazar arabasında bıraktım. Önce bakayım köpek var mı? Anam. Bakayım kız. Valla bahçede var ama. Bağlı mıdır acaba? Bismillah. Bakayım kapı açık mı? Valla koşar gelir. Hem korkarım hem giderim. Şu an bir yerden bir fırlasa yandık yeten elva. Bak kedi de bir şey yapmıyor görüyor musun? Normalde kedi civciv boğar. Abi nasıl kafa var bunlarda? Kız saçlara bak. Ay valla köpekten korkuyorum ha. Gideceğim ama. Şöyle zorlayayım. Dur. Kafaya bakın. Yaklaşacak biraz. Aa, nasıl kafası var? Bak 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 bak. Bak bak. Nasıl kafası var tavuğun? Aa civcivlerin de öyle saçları. Şu an köpek avlasa telefonu fırlatır kaçarım. Bak. Bak şimdi kabaracak civcivleri var ya. Bak belki de kedi bekliyor onları görüyor musun? Gördünüz mü? Şuna bakın. Aa. Ay bu tavukları kim besliyorsa böyle cins cins şeyleri besliyor. Böyle cins tavuklar, horozlar.
Daha önceden göstermiştim bu horozları size. Nerede kız zonlayınca annesi kaçıyor. Dur bak yaklaşayım azıcık dur. Birazcık yaklaşayım. Baba baba. Bak. Sus bağırma. Köpeği çağıracaksın şimdi. Bir şey yapmayacağız. Meşhur ediyorum seni. Ay. Kız. Kocan zenci miydi? Ha? Aldattı mı yoksa kocanı? Hem sarı var hem siyah. Baksana karışık bunlar. Hı? Babaları kim? Tamam hadi. Tamam tamam hadi be. Gidiyorum hadi. Güneşlenin siz. Nasıl değişik bir şey gördünüz mü? Kim bilir ne cinsi ya? Tövbeler. Arabamı da çalacaklar. Ben böyle işte bir saat pazar yaparım anam. Benim gidişim bile pazara bir saat. Ya. Böyle. Tıngır 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 tıngır. Hava da güzel şimdi ona bakarım buna bakarım da aman. Yemek de yapmadım. Yerim iki poşetle. Of anne ay anne İrem geldiğimde adıma yetişti. Bana gene bakın. Ben de lahana aldım patlıcan biber. Arkadaşlar vallahi uygundu pazar. 10 liraya biber buldum aldım bir poşet. Patlıcan 13'ten buldum. Ondan sonra portakal aldım 10 liradan, mandalin 10 lira. Balık aldım. Palamut 25'ti. Trabzon hamsi 30'du. Neyse aldım bir şeyler. Yufka aldım, peynir aldım. Şimdi yetişmeye çalışıyorum eve İrem'le. Hiç çekemedim. Nasıl kalabalık? Nasıl tıklım tıklım elimi kolumu oynatamadım. Bırakın telefonumu çıkarmayı. Adım adım ilerledim ben şimdi. Anne aya bak. Tek yıldızı var yanımda. Çoban yıldızı mı olsa var mı olurdu? Ben şurada yıldız. Bir tavuk çektim. Gör İrem videoda. Aa şurada var tavuk. Yok yok. Çok değişik bir saç stili var göreceksin. İrem. Şu değil bunlar mi? Ne yapıyor kız? Aa. Sarılı. Bunlar ne yapıyor? Arkadaşlar geldik nihayet. Baba. İrem sana dedim ki tasa koy onu. İrem'i de turşu tuttu şimdi. Ama onu bir kaba koyacağız. Ben çıkarmıştım. Şurada bir tas. Ama bu büyük gelir. Turşu aldım turşudan. Verma turşum var. Erik turşusu istedi. Fasulye turşusu bak yapmadı. Ben de sevmiyorum. Ama fasulye bayağı pahalıydı. Turşu sonunda yapamadı. Kanap pahalılıkta. İşte böyle bir kapalı kaba koyacağım sonra şimdi şey yapmasın. Şuraya koyayım ben hemen Hüseyin gitmeden. Ben de fasulyeye bakayım. Erik yiyeceğim. Biraz tuzlu bu. Anneannen görmesin takılıyorum. Evet. Ben şimdi arkadaşlar pazarlıkları yerleştireceğim ama sonra balıkları nereye koydun Allah senin ne yapmasın? Hemen şu palamutu falan kızartacağım işte yine. Biraz daha hızlı. Dur. İrem. Tuzu getir. Ne? Büyük şeyden tuzu. Büyük şeyden tuzu. Ah. Ama ellerim unlu. Sen serpelesene. Oh my şöyle God. Sana bir tuz atar gibi serpele. Unuttum şu zaman. Kulak da hani emecek. Koy sen bana sayacakla. Oh. Sen bunu yapana kadar korkma masak değil mi olur? Yeşil falan yıkadın mı?
yetiştiriyoruz gördün mü? Tavayı. Bana yetiştiriyoruz tavayı. Karıcığım. Güzel ben. Ne yapıyorsun? Ne? Ben... Ne yapayım? Ha, ben burada. Pardon dedi. Herkes palamut aldı oradan. Ya sen zaten uskumlu palamut diyorsun. Ver palamut. Ver palamut, al palamut uskumlu. Şeyde ben, Norveç uskumlusu. Sen Ankara'da palamut. Ama uskumlu yavrum. Uskumlu, ver palamut o. Palamut yazıyor. Adamı şimdi şey mi yapayım? Bu tadı yok. Bu ayazını mı çıkarttırayım? Hiç göz yok mu sende göz? Balık benim için, balık fark etmez. Hiç gerek yok. İrem, limon. Limon, buzdolabından limon. Ne? Limon, bütün balık açıyorsun. Ya hiç nasıl sinirlerim şimdi? Bir şey açıldı ya. Hep şey açıldı mı? Şey nerede? Başa nerede? Şeyde, kaşık tuttu. İrem, baksana yavrum sevgiliye. Yok. Var bir tane. Limon suyu ver o zaman kapatsam. Bulamadı yok, bir tane oldu gidiyor. Ya. Tamam çok güzel şimdi. Atamıyorum ya. Ya ne? Baba yıllarca balıkçılık yaptı. Sen ya. Dersin ya. Bu mu? Sen yok balıkları. Evet yavrum. Bak bakayım. Bak böyle mi? E ben biliyorum kızım kumunun ne olduğunu bana götürüyorsun. Ananı göster. Baba, ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Bana göstereyim. Salamut o yavrum, salamut. Öyle bir sen yeri yok muyum? Babana bakma. İrem, tası oradan aldın ne koydun? Tası niye koydun oraya İrem? Alırken bir tası. Bakın bunlar çizgili. Bak işim var şimdi. Ben baka bakayım. Ver şu tostu. Bu da işim bu çizgide. Sen de tost ver. Mazotumu çekeyim. Hadi de şu zayıf. Geç. İrem. İrem be tuvalet peçetesi getirsene dolu. Koş bir koşu. Kapat hemen kapıyı gitmesin. Koku. Evet, çok amaçlı peçetemizi böyle. Evet arkadaşlar, yetiştirdik. Vallahi içeceği de artık nasıl alayım, elim kolum da doluydu. Şimdi o yerken ben de hemen annemi halledeceğim. Zaten çocuklar atıştırdığı için arkadaşlar meyveler, bilmem neler, kurabiyeler. Açıkçası bir saatte alışkın değiliz. Ben bile çok acıkmadım yani. Kim? Baba. Sepete koydum. Hı. İçeride çorap sepetine. Tabii çorap sepetinde her şey var. Mont, kitap. Ne arıyorsa yatak odasında. Daha yerken benim çekeceksin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Oo. Lan yemez mi? Ekmek yapma. Afiyet olsun. Buralar karmakarışık oldu arkadaşlar. Bu da annemin salatası. Annemin salatası da hazır. Şimdi Hüseyin yedi. Hüseyin yedi kalktı. Yetiştirdim onu vallahi. Bunu da bize yapacağım salata havuçlu. Çünkü annem yeşil soğan şey yemez salatasından.
Pin çöp. Annemin babamı da yapayım. Evet. Valla pazardan geldi. Böyle oldu işte bak. Taksit taksit. Artık pazara gidince, markete gidince ben böyle. Akşama. Ay annem de seviyor fasulye turşusu be. Bir tane versen mi? He. Bir tanecik koyayım ona. Turşu. Bir tane kalsın. Gece arkadaşlar benim işim var. Mutfakta bak ocağı da sileceğim. Neyse sağlık olsun. Annemi de götüreyim. Ondan sonra hemen kendimizi hazırlayayım çocuklara. Anca zaten. Az kaldı zaten hamsi. Onları da ayıkladım mı? Şey yapmayacağım. Kurçuklarından ayıklamayacağım. Evet. Balıkçı geldi. Ne oldu? Balıkçı. Babak bak. Hadi bize. Hadi bana, hadi bana. Şimdi dur ben ayıklayacağım bir dakika. Siz hamsilerden başlayın. Tamam. İrem buradan alabilecek misin? Olur mu, olur mu? Ben de isteyeyim. Şöyle koyayım soğanlarımızı. Hatta rokayı burada sıkayım mı? Şey limonu. Hı. Hı. Buradan alırsın. Hı hı. Şimdi ben balıkları da çocuklara ayıklayayım. Biz de karnımızı doyuralım. Bak onun kafasında bir şey yok. Sadece ortasında var ufak bir kılçık. Ben şey biraz küçük olsa kılçığını da yiyordum onu. Çok şükür soframızı kurduk, yetiştirdik. Evet ben de birazdan hemen mutfağa girerim yemek yedikten sonra. Kahvemi yaparım. Belki İrem yapar bana bir kahve. Ondan sonra bir tarafa çekilirsiniz. Kollarını sıyırsaydın şunu İrem. Temiz mi elini sıra çıkarım ondan. Bak bak burada erik turşusu var. Versin. Altıda var da ben kaşıktan alacağım. Suyu elinizi sokmayın. Benden isteyin. Tamam mı? Elinizi sokarsanız bozulur. Çatal da temiz çatal da olur. Anneannen de yiyor. Ayıklayacağım. Ben de tamam. Şunu da bir anlattın mı? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tek tek hepinize sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Mutlu kalın. Büyüklerim. Abi de var orada.